biliyorsunuz ben bir psikoloji alanında çalışıyorum ve bu alanda da birçok noktada hani sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Bazılarınız hani bisikletle hiç ilginiz olmayabilir ama gündelik hayatınızda da spor yapabilirsiniz. Bu güzel manzaradan herkese merhaba arkadaşlar. Size şöyle ortamı göstereyim. Tabii ki olmazsa olmaz bisikletimle beraber. Şuraya baksanıza, yalnız böyle bir in gibi, oğuk gibi bir yer var. Şu kuş seslerini biraz dinleyin isterseniz. Yani bu sene başında bir iş değiştirmiştim. Ondan sonra işte kış sezonu, zaten ben kış sezonu çok bisiklete binen biri değilim maalesef. Yani zor geliyor bana ya. Hani o karda, kışta, yağmurda. Tamam, bisikletçi için belki zorluk yoktur ama ne bileyim, zor geliyor bana. Daha sonra şöyle bir şey oldu. Yani nasıl diyeyim? Artık Allah'ın lütfu mu desem ya da şans mı desem veya şanssızlık mı desem bilmiyorum. Bu arada bisikletim de burada. Ya çok seviyorum ben bu bisikleti ya. Yine gözümün önündesin. Kral, mafyasın be. Şans ya da şanssızlık mı bilmiyorum da şöyle bir durum olmuştu. Bende roller vardı. Bir önceki sene almıştım. Evde de bindim ama şimdi roller denge için evet güzel. Denge için faydalı. Yani sürmesi de zor roller'ın bence. Ben alışmakta hatta biraz zorlanmıştım ama sonra alıştım. Güzel de zamanımız geçti ama sanırım Şubat gibi artık roller bana yetmemeye başladı. Bir de evde çok yani gürültüsüz de olsa gürültü yapıyordu ya. Yani hani kimse apartmanda otururken ben roller gürültüsü kullanıyorum demesi bana inandırıcı gelmiyor. Neyse, sanırım Şubat gibi, bir yandan da yürüyelim biraz. Şimdi bir mola verdim. Dinlenmek istiyorum hafif. Ama bunu da çok da soğumadan yapmak istiyorum. Neyse, sanırım Şubat gibiydi. Ben roller'ı satışa çıkardım. Bu arada bir meslektaşım, sanırım İzmit'ten, Kocaeli'den bana ulaştı. İşte örneğin ben o zaman 750 liraya satacaktım roller'ı. Öyle ilana koymuştum. Şey dedi hani, ben bir okulda kullanacağım bunu. İşte birkaç öğrencimiz var. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani daha ucuza veremez misin falan. Aslında ben 750'den daha ucuza vermeyi düşünmüyordum. Ya zaten 1000 TL bir şeydi o zaman. Tamam dedim ben de. 550 liraya sattım. Yani hiç... Ya sonuçta öğrenciler için öğretmen arkadaşımız bir çalışma yapıyor. Allah da razı olsun. Çok da bence güzel bir şey yapıyor. Ben de 550 liraya ona yolladım. Ondan hemen sonra... Sanırım bir hafta sonra ben de trainer almak istedim. Trainer'ını aldıktan almak için işte araştırırken falan burada oturduğum bölgede bir arkadaşımızla anlaştık. O da şey alacakmış, yani daha profesyonel bir trainer alacakmış. Benim için o kadar önemli değildi. Yani hani tabii ki en iyisi olsun isteriz ama her şey bütçe meselesi biliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşımla anlaştık. Bu arada çok da iyi bir fiyata anlaşmıştık o zaman. Yani ne kadardı? 550'ye ben roller'ımı sattım. Bu şeyin Tax Blue evet. Biliyorsunuz Decathlon'da da satılıyor. Of, kolum yoruldu bu arada. Neyse, Tax Blue vardı işte onda. Ben 550'lere roller sattım. 500'e de ona anlaştık. Daha sonra arkadaşım satmaktan vazgeçti. Yani burada kötü bir niyeti yok yani. Sonuçta o da power metre almaya arkadaşları ikna etmişler. Önce anlaştık. Tam alacaktan sonra vazgeçince sanırım biraz da mahcubiyet hissetti. Ben de o arada işte biliyorsunuz Facebook grupları var. Yani bisiklete binen herkes takip ediyordur. Oralardan iyi alanları kovalıyorum.
Daha o zaman bu salgın mevzusu falan yok çünkü. Biliyorsunuz Mart'ta salgın bizde ilk çıktı. Ya da en azından öyle oldu ifade edildi. Daha sonra Şubat sanırım ortalarıydı. Arkadaşımı almaktan vazgeçince bir gün yine aynı onunki gibi Tax Blue bir tane. O da sanırım Sakarya'dan ne bir yerden ilanı bulmuş beni etiketledi. Hatta o zaman ben de iş yerindeyim. Beni etiketleyince ben de hemen aradım. Çocukla konuştuk falan. Ya yani çocuk dediğim o da işte bizim yaşlarda bir arkadaşımız. Konuştuk. Ben de o zaman hani hem bunu almak istiyorum hem de diğer arkadaşımızın okulda yaptığı gibi bir çalışma yapmayı biz de düşünüyorduk. Yani okulda bir beden eğitimi öğretmen arkadaşlarımız vardı. Onlarla da görüşmüştük. Ben de arkadaşla konuştum. O da 550 lira yazmıştı. 450'ye anlaştık. Ben de onu aldım. Ondan sonra sanırım ya bir hafta ya 10 gün sonra falan işte bu salgın mevzu bir çıktı. Abi trainerların fiyatları bir arttı. Şu an benim aldığım Tax Blue, yani yalan söylemeyeyim ama ilanlara girin bakın, herhalde 1000-1500 lirayı buldu. Ya ben o kadar şanslı, yani o kadar iyi bir şey yaptım ki o salgından önce onu alarak. Ya inanın var ya, hala nasıl denk geldiğine inanamıyorum ama çok iyi oldu. Yani düşünsenize 2-3 katı cebimden ya para çıkacaktı ya da ben Mart'la Nisan arasında hiç bisiklete binemeyecektim. Çünkü salgın var, yasak var, evde oturuyoruz. Yani spor yapma şansımız pek yok. Fiyatlar aldı başını gitti. Ekonomik zorluk var bir yandan. Böyle olunca benim için de çok yerinde bir durum oldu. Aldım işte. Ne yaptım ondan sonra? Sanırım yani 1500-2000 kilometre evde sürdüm. 1500 evet 2000 bulmamıştır zannetmiyorum. Yani şimdi yalan da söylemeyelim. 1500 civarı falan bir şey yaptım, sürüş yaptım. Ha bu ne işe yaradı? Ya performansıma katkı sağlar mı? Ya zannetmiyorum ya. Hani öyle çıktın evde iki ay trainer'a bindin bir anda uçacak halin yok yani. Zaten şimdiki ortalamama baktığın zaman da bunu göreceğiz yani. O yüzden bu arada Strava'yı da kapatmayı unuttum. Şimdi ortalamanın hepsi darmadağın oldu. İyice düşmüştür şimdi. Neyse o zaman biraz daha durup sonra bırakalım sohbeti. Böyle olunca aşağı yukarı işte evde sürmeye başladım. Bu evde geçirdiğim dönemde bana iyi oldu. Hem spor yapabildim hem psikolojik olarak rahatlamamı sağladı. Ve böyle bir tesadüf oldu. Şimdi bunu niye anlatıyorum size? Aslında esas anlatma nedenim hem bu sıkıntılı dönemin sonlarına geldik. Dışarıda spor yapmaya başladım. Ben de inan bu sezon ilk kez çıkıyorum. Yani yasaklara falan uydum. Hem kendimi hem başkalarını tehlikeye atmak istemedim. Atmayacağım da yani hani. Süreci devam ettirirken burada anlatmaya çalıştım. Esasen şey şu. Biliyorsunuz ben bir psikoloji alanında çalışıyorum. Ve bu alanda da birçok noktada hani sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Bazılarınız hani bisikletle hiç ilginiz olmayabilir ama gündelik hayatınızda da spor yapabilirsiniz. Psikolojik olarak da eğer sıkıntılı bir dönem geçiriyorsanız, yani hayat stresiniz artmışsa, kendinizi ifade etmekte zorlanıyorsanız, yani hayatın içinde ifade etmekte zorlanıyorsanız, psikolojik olarak yıprandığınızı, sıkıldığınızı, iyice bunaldığınızı düşünüyorsanız arkadaşlar spor yapın. İnanın yani bana ya da bir başkasına terapiye gelmek yerine gidin önce spor yapın. Eğer yaptığınız spor sorunu çözemiyorsa, yani vücudunuzda yarattığı o mutluluk hormonu, o işe yarama hissi, o hırs, o güç, psikolojik sağlığınız için işe yaramıyorsa tamam o zaman gelin. Ben işimi mi kaybedeyim? Ya sorun değil ya. Siz iyi olun yeter. Ama spor yapın. Yani ağırlık yapın, koşu yapın, yürüyüş yapın, bisiklete binin. Yani atıyorum curling yapın ya. Ne olduğunu ben de tam bilmiyorum ama yok şaka biliyorum da. Yapın yani. Bunun size bir zararı olmaz. Hiçbir zaman da zararı olmayacak yani. Bu arada yolun kenarında durun karşıda gelenleri göreyim diye. Sağ olsun abi de bizi ezmemek için çok dikkat etti. Gerçi biraz önce gene kaza geçiriyorduk da manyağın biri ters yöne çıkıyordu. O yüzden çok dikkatliyim. Biliyorsunuz belki eski videolardan şu omzumlu trafik kazası geçirmişim. Hala izleri var. Böyle işte ya. Spor yapın. Yapın şu sporu artık. Hadi görüşürüz.